Bireysel önlemler dışında bağışıklığımızı güçlendirmek için biz neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Mesela evde oldukça yaşlı ya da kronik hastalığı bulunan bir insan özellikle nelere dikkat etmeli bu süreç içerisinde? Bir kere bağışıklığımızın da kapasitesinin sınırlı olduğunu bilelim. İki, güçlendirilmesinden ziyade güçsüz düşürülme tehlikesinin daha ön planda olduğunu bilelim. Evet. Yani bağışıklık sistemi, siz bir hata yapmazsanız siz zaten gereği kadar korur ve kollar. Nasıl güçsüz düşer bağışıklık sistemi? Nasıl güçsüz düşer? Bir, kötü beslenirseniz güçsüz düşer ama 3 günlük kötü beslenmeyle düşmez. Ama 3 gün uykusuz kalmışsanız bir virüsün size yerleşme ve sizi hasta etme, hastalığa ağır geçirme ihtimaliniz o oranda artar. Demek ki uykusuz kalmayacaksınız. İki, ne kadar çok aktifseniz, egzersiz yoğunluğunuz yüksekse bağışıklık sisteminiz o kadar çok egzersiz yapıyor demektir. Yani daha çok kavgacı, daha çok direngen, daha çok mücadeleci bir bağışıklık sisteminiz var demektir. O zaman egzersizi ihmal etmemeniz gerekir. Ve stres, huzur meselesi. Çok iyi biliyoruz ki stres ve huzur kaybı ile bağışıklık kaybı başa baş giden, paralel giden bir ikili. Ve dediğim gibi biraz da besleme meselesi. Bunlara dikkat ettikten sonra ben daha güçlü bir bağışıklığa nasıl sahip olabilirim sorusunu arıyorsanız, evet, o zaman biraz daha işin takviye kısmına Takviyeler çok önemli geliyor. Değil mi? Biraz daha beslenmede ya şunları yersem biraz daha ayrıcalıklı bir iş yapmış olur muyum? Mesela probiyotik yönden güçlü olan besinleri, daha çok yoğurt, daha çok kefir, daha çok tarhana çorbası, daha çok turşu, daha çok şalgam, daha çok sirke, ne aklınıza gelse probiyotik güç olur. Ya da prebiyotik olan, yani probiyotikleri daha güçlü hale getirip çoğaltacak olan, örneğin soğandı, sarımsaktı, köklü sebzeler, pancarı koyun, kereviz'i koyun, yer elmasını koyun. Hepsinin tam zamanı. Zaten doğa döngüsü buna çok göre doğru kendini ayarlıyor. Yani sizin yazın yediğiniz karpuzun prebiyotik etkisi çok fazla yok. Ama kışın yiyeceğiniz bir portakalın çok daha fazla bağışıklık etkisi var. İçindeki C vitaminiyle, içindeki flavonollerle, kabuğundaki bir takım aktif maddelerle, limonun da aynı şekilde. Dolayısıyla biraz beslenme modelinizi kış aylarında, ya şu bağışıklığa biraz daha ben bir bakayım deyip biraz daha tahin pekmez, biraz daha pekmez yoğurt, tatlı seçimlerinize iyi de baklava bilmem ne falan yemek yerine biraz daha böyle, biraz daha magnezyum zengin olayım, biraz daha omega 3 zengin olayım diye düşünüp biraz daha balık, biraz daha kuru yemiş, biraz daha mesela fırsat buldukça güneşle görüşmek, buluşmak, D vitamini üretmek, D vitamin stoklarınızı güçlü tutmak gibi. Yani bağışıklığımızı etkileyen temel belli vitaminler var. Evet. Temel belli mineraller var. Temel belli yağlar var. Belli probiyotikler var. Bunları kış aylarda bedeninize biraz daha fazla kısaltmayı başarabilirseniz biraz daha güçlü olur bağışıklığınız. Ama bence bunlardan önce hapşırmayı, aksırmayı bilmemiz. Yani avucumuzu açıp hapşırmamamız, sonra avucumuzla kapı açmamamız, tuvalete girip çıkarken o avucumuzu kullanmamamız, her yemekten önce, yemekten sonra elimizi yıkamamız. Çünkü virüs buradan hoplayıp benim burnuma girmiyor. Çok Nefis doğru. Hanım. Virüs ben buradan alıyorum, parmağımla burnuma sokuyorum. Buradan alıyorum, ağzına sokuyorum. Dolayısıyla dokunduğumuz yüzeylerden aldığımız, bu yemek kaşığı olabilir, yemek tabağı olabilir, tuvalet kapısı olabilir, uçak koltuğu olabilir, pek çok şey olabilir. Dolayısıyla el temizliği, eli yıkama işi, eli günde 4-5-6 kere yıkama işi bugünlerde en önemli bağışıklık takviyesi. Tabii, sabunlayarak yıkamak. Bir numaralı o. Tabii. Yani ünlü Mayo Clinic diyor ki bağışıklığı güçlendiren en önemli tavsiye parmak perhizidir diyor. Yani ağzınıza, parmağınızı, burnunuza, parmağınızı durup dururken ulaştırmayacaksınız. Bu birincisi. İkincisi tabii ki fiziki mesafe. Fiziki mesafe, virüsün sizi birisi hapşırdığı zaman 30 santimde olmanızla 3 metrede olmanız arasında çok büyük fark var. Virüs uçup kanatlanıp gelemiyor size. Hapşırdığınız mesafeye kadar gidip bir yere düşüyor. Dolayısıyla sosyal mesafeyi özellikle kalabalık ortamlarda korumaya yine devam etmemiz lazım. Bu çok önemli ve tabii ki maske. Maske. Yani tamamen bıraktık maske. Doktor muayenelerine girdikleri zaman, hastanelere girdikleri zaman maske takmaları lazım. Ben bir sağlık meselesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde bir kulak burun boğaz arkadaşımız yerde gitmiştim. Gittim hastanenin asansöründe yazıyor işte Sağlık Bakanlığı yönergesidir. Hala sağlık tedbirleri
çerçevesinde hastane içerisinde maske takılması zorundur. Asansörde benden başka maskeli yoktu. Koridorda gördüğünüz zaman hastanenin hemşirelerinin hiçbirisinde maske yoktu. Gittiğim doktor arkadaşım da maskeli değildi. Değildi. Yani burada bizim tabii sağlıkçılar olarak öncelikle örnek olmamız lazım insanlara. Ama hep beraber aile büyüklerinin, annelerin, babaların, anneannelerin, dedelerin çocuklara bunu öğretmeleri lazım. Çocuklar çok önemli. Çünkü en çok bu virüsü yayan noktalardan birisi kreşler, okullar. Evet. Onlar tabii yavrularımız birileriyle sosyal mesafeleri unutarak bir araya giriyorlar. Haklılar da. En açık kapımız haklı, çocuklarımız. Tabii, kesinlikle. Ama onlara söyleyerek hatırlatarak, bıkmadan ama olumlamalarla söyleyerek, tehdit ederek değil. Yani takmazsan hasta olursun değil, takarsan daha sağlam olursun. Daha olumlamalı mesajlarla maske meselesini biraz daha sistemde tutmak lazım.